Merhabalar. Dark Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Anor Londo'ya giriş yapmıştık hatırlarsanız. Devam etmeden önce seviye atlayacağım tabii ki de. Sonra Anor Londo'nun kalan kısımlarını keşfedeceğiz. Çayınız kahveniz hazırsa başlıyorum. Yani geçen bölüm Gargoyle'ın kuyruğunu alamamak biraz tuhaftı. Sonra şu şeye ölmem de tuhaftı. Orada bir kere ölürüm diyordum ya zaten. Okçular var ya. Ama sonrası komikti yani. Orada ben aklımda plan yapmıştım. Silver Knight'ı bunlara öyle deniyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. İşte şövalyeleri, o şövalyeyi perileyeceğim falan diye düşünüyordum. Direkt aşağı uçtu. Neyse. Bizim için iyi oldu o zaten. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Atladığım bir ekipman yok bu sefer diye düşünüyorum. Hepsini okudum. Tamam, devam edebilirim. Aa. Hiç unutmayalım şunu da. Soler'in başka diyaloğu yok burada. Bir tane vurdu ölüyordum ya. Çok vuruyor bunlar, dikkat etmek lazım. Aa bak. Bak unutuyordum. Az kalsın unutuyordum. Burada illüzyon duvarı vardı. Az kalsın unutuyordum. Neyse ki hatırladım son anda. Dedim orada bir şey vardı ama ne vardı diye düşünüyordum ki aklıma geldi. Buradan Havel'in ekipmanlarını aldık. Aynı şekilde Havel'in ekipmanları. Burada ne var? Havel'in Great Shield'ı. Burada ne var? Ejderha dişi. Hareketi görüyor musunuz? Sandık oynuyor biraz. Her zaman da zinciri de farklı şekilde. Yani bu bir mimik. Öyle göründüklerine bakmayın. Acayip fazla vuruyorlar. Özellikle yakaladıkları zaman. Yakalanıyordum ha. Silah aldık da okult nasıl okunuyor bilmiyorum, lanetli demek galiba.
Şimdi burada başka bir şey yok. Aldığımız ekipmanları okuyalım şimdi. İlk önce Havel'den aldığımız ejderha dişiyle başlayayım. Bunu kullanmak için 40 güce ihtiyacımız varmış. Havel Drok'un kullandığı efsanevi büyük çekiç Hammer. Balyoz mu? Merak ettim. Neyse. Sonsuz ejderhanın dişinden oluşturulmuş. Ejderha dişi asla kırılmazmış çünkü bir taştan daha sertmiş. Ve kullanan kişiye büyü ve ateş hasarına karşı savunma sağlıyormuş. Şimdi. Çekiç demekmiş. Tamam, ben de öyle demiştim zaten. Ya çekişte ya da çekiç, tokmak öyle şeyler yazıyor. Başka ne aldık? Bir de bunu almıştık. Bu basit kılıçsız saldırı silahı hemen hemen her düşmana karşı efektifmiş, kolayca kullanılıyormuş. Ayrıca kalkan gardını kırabilmemizi sağlıyormuş. Ama kullanan kişi dikkatli olmalıymış işte, çünkü tek bir hatada açık kalıyormuşuz. Zamanlamamız çok önemliymiş. Şimdi sonra ne almıştık? Havel'in miğferi. Havel The Rock'un savaşçılarının kullandığı miğfer. Aynı zamanda herhalde Havel tarafından da kullanılıyordu. Saf kayadan oyulmuş, işte düzenlenmiş, yapılmış. Tarif edilemez ağırlığı sadece sağladığı defansla karşılaştırılabilirmiş. Aynıymış yani. Havel'in savaşçıları savaşlardan asla geri çekilmezlermiş. Bu savaşçılarla İşte karşılaşan talihsiz insanlar işte dayak yemekten başka bir şey beklemiyormuş onları herhalde. Yani bu savaşçılarla karşılaşmak istemezsiniz diyor kısacası. Ve biliyoruz, onu gördük zaten. Havel'in yüzüğünü alırken bizi öldürmüştü bir kez. Aynı şey yazıyor. Bunda da aynı şey yazıyor. Başka bir şey almadık buradan. Devam edebiliriz. Havel Drak, hatırlarsanız Gwyn'in savaş arkadaşıydı. Yukarı çıkmadan önce buraya mı gitsem? Bir saniye, şuraya bir bakacağım ben. Burada ne vardı diye merak ediyorum çünkü. Hatırladım. Bu mimik, gördüğünüz gibi zinciri farklı. Eğer bu mimiği açarsanız sandığı, yani onun mimik olduğunu anlamadan sizi yutuyor ve
çiğnemeye başlıyor. Ya büyük ihtimalle de ölüyorsunuz. Arada sırada şöyle çok az canla kurtulduğum oluyordu. Altın, gold coin aldık bundan. Bu da mimik. Yani bunlara ilk kez oynuyor olsaydım kanabilirdim. Kanmıştım da zaten. Çoğu kez mimikler tarafından yenilmişliğim var. Burada bir şey alacağım, kayıt alacağım. Tamam, devam edebiliriz. Yani gördüğünüz gibi bu gümüş şövalyeler bile Great Sword'umuzun ağırlığına karşı koyamıyorlar. Bunlar oyundaki güçlü düşmanlar. Ama gördüğünüz gibi Great Sword'un farkı. Bu açıldı, bu açılmadı. Aşağıdaki oda neydi? Onu merak ediyorum şimdi. Bakmadan gitmeyelim. Sanırım o içinde bir ekipman mı barındırıyordu? Neyse ya, ne tahmin ediyorsam gidip bakayım. Evet, bir sandık var. Gold coin ve silver coin'e de bakacağım. Sunlight Medal aldık bundan da 3 tane. Şimdi şunları okuyalım. Burada değil, burada mı? Hmm, silver coin. Night King Randall. Üzerinde Night King Randall'ın efsanevi Night King Randall'ın portresi varmış bu coin'in işte paranın üzerinde. Bu coin'lerin bile yani insanların dünyasında büyük değeri olan bu paraların bile Lord Randall'a çok az değeri varmış. Çünkü buradaki paranın karşılığı genelde ruhlardı. Ruhlarmış yani. Evet, dış dünyaya ulaşmanın hayalini kuranlar bu coin'leri bulmaya, işte bu coin'lere, bu paralara ilgi gösteriyorlarmış. Ve etrafta tarır taşıyorlarmış. Herhalde işte undead olmaktan kurtulmayı hayal edenler. Ya da Lord Run'dan çıkıp dış dünyaya gitmek isteyenler, öyle bir şey anlatıyor. Bunda da aynı şey anlatılıyor ama bunda farklı bir şey yazıyor üst kısmında. Bu altın parada ise Allfather Lloyd. Ve o Floyd'un yüzü basılıymış. Allfather Lloyd kim bilmiyorum. Henüz öğrenmedik. Öğrenmeden de açıklama yapmak istemiyorum. Öğreniriz elbet bir gün. Bunları da okumuş oldum.
Aşağıda bir Demon Titanite var. Onu sonra alacağız. Yani onu sonra öldüreceğiz. Kapısı şu an açılmıyor bu taraflardan bir yerden. Burada ne vardı? Burada bir şey yokmuş. Buradan devam ediyoruz. Burası açılmıyordu. Gördüğünüz gibi Gwynver. Onun tablosu var ve farklı insanların da tabloları var. Tabii çoğunu tanımıyorum. Elbet belki oyunun hikayesiyle bağlantısı olan, belki de hiçbir bağlantısı olmayan kişilerdir. Ama burada tanıdığım bir tek Gwynver var. Çünkü bize kendisinden bahsedilmişti. Goddess of Sunlight'tı. Gün ışığı tanrıçası ve Lord Gwyn'in kızıydı kendisi. Bir silah falan düşürseler iyi olacak yani. Tamam, peri yaptım. Oradan gitmeden önce bu tarafa gideceğiz. Arkamdan biri geliyor sandım ya. Canımızı tam tutalım her zaman. Ne olacağı belli olmuyor bu oyunda çünkü. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ben var diye hatırlıyorum, sanki de yanlış hatırlıyormuşum. Buradan gideceğiz aslında ama ilk önce bu taraftan gideceğim. Sigmair. Ne yapıyorsun burada ya? Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Sen de işte Silver Knight'ları mı düşünüyorsun diyor. Merak etme, bunun üstesinden birlikte gelebiliriz diyor. This is quite a fix. We'll need another three, no, maybe five bodies. Quite a fix indeed. Sanırım birkaç kişiye daha ihtiyacımız var diyor. This is quite, we'll need another. Lan. Oo, vurdu. Bir el atsan diyorum. Tabii ki atmıyorsun. Kendisi bu Silver Knight'ları nasıl geçeceğini düşünüyormuş.
Ölmeyelim de. Demon Titanite aldık 2 tane. Burası da Anorlondo sanırım. Hallettim. Oho! What's on your mind, friend? Wait. You defeated those monsters? Fantastic. I'm saved. This night of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Tiny Being's Ring. But be warned. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. O canavarları gerçekten tek başına mı öldürdün? Harika diyor. Ve bize işte teşekkür olarak bir yüzük verdi. Bir dahaki sefere benim plan yapmama izin ver falan dedi. Yani bana bir plan yapmak için şans ver dedi. İlk önce bize verdiği yüzüğe bakalım. Ha bakın, bir yüzük almıştım, onu atlamışım ben. Antik küçük kırmızı bir mücevherden yapılma yüzükmüş, bize canımızda küçük bir artış sağlıyormuş. Yüzük güçlü bir güç. Sanırım yüzüklerin sağladığı güç fazla ama kendileri küçük diyor galiba. Onların keşfi ve efektif kullanışı bazılarına seyahatlerini kolaylaştırmada yardımcı olur diyor. Sonra bir yüzük almıştım. Bu değildi. Buydu. Hatırlarsanız Sin's Fortress'te almıştım bunu. Hatırlamayabilirsiniz. Çünkü ben bile hatırlamamıştım. Covetous Gold Serpent Ring. Bu yüzükteki yılan tamamlanmamış bir ejderhanın ve ölümsüzlerin sembolüymüş. Bir alışkanlık haline getirdiği kendisinden büyük avı yutması, işte kendisinden büyük avları yemesi, tüketmesi oburlukla alakalı bir grubun açılmasına sebep olmuş. Bir birliğin de olabilir bu, association. Ya bir birlik gibi bir şey sanırım. Oburlukla ilgili bir birliğin açılmasına sebep olmuş bu yüzüğün üzerindeki yılan sembolü ve onun hikayesi sanırım. Bu yüzüğü kullandığımızda keşfetme olanağımız artıyormuş. Daha fazla item bulabiliyormuşuz. Şu düşmanlardan düşen itemler falan var ya, ekipmanlar. Item. Burası neresi? Buradan gelmiştik hatırlarsanız. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Bu sefer karşı taraftaki geçide gireceğiz.
Bu bizi ana hole çıkaracak. Ama şimdilik ana hole gitmeyi düşünmüyorum. İlk önce bu kattaki almam gereken ekipmanları almaya devam edeceğim. Bu merdivenleri takip edersek ana hole çıkıyoruz. Ama oraya gitmeden önce şunu öldürebilecek miyim bir bakalım. Anlaşılan öldüremeyeceğim. Cana bak. Hiç bu kadar sevinmemiştim. Dikkatli olmamız lazım. Aslında bir pot daha içsem pot diyorum. Estus Flask. Ya. Tehlikeli. Şimdi çok dikkatli oynayacağım. Acele etmeden. Zaten ölecek. Asıl şu atağından kaçma. Hadi be oradan.
Şaka mısın? Gördünüz mü? Kaçılmıştım. Kaçılmıştım ve yine de vurdu bana. Kesinlikle sinirlenmedim bu arada. Şu an hiç olmadığım kadar sakinim. Yani bu o kadar çok sakinim ki, yani sakin olmaktan gebereceğim. Ama sakinim. Önemli olan sakin olmak, dediğim gibi bu oyunda. Sakin olduğunuz sürece hiçbir sıkıntı yok. Ruhum nerede lan? Abi ruhum yok. Şaka mısın? He, tamam. Bir saniye bekle. Bir saniye ama. Oğlum seni parça pinçik edeceğim ya. Yani diyeceksin ki kafamı da, kafamla birlikte kendimi de parçalasaydınız keşke diyeceksin. Menzile bak. Evinden ateş ediyor. Zıplama hadi. Yani sinirlenmiyorum kesinlikle. O ne vurdu bana, kuyruğu mu?
Hadi oğlum, az kaldı. Öleceksin. Sabret. Geber. Yani geber. Demon Titan'ın adı başlatacak şimdi. Hocam. İlla bunu mu yapalım ya? Şaka mısın ya? Şu an sakinim. Çok sakinim. Sakinleşmeye çalışıyorum. Silver Knight ekipmanlarını aldım. Onları okuyalım. Silver Knight Helm. Silver Knight Helm. Bu miğfer Anor London'un koruyucuları Gümüş Şövalyeler tarafından geliyormuş. Silver Knight'lar tarafından geliyormuş. Lord Gwyn ateşi bağlamak için ayrıldığında şövalyelerini iki gruba ayırmış. Silver Knight'lar da terk edilmiş başkentte kalarak tanrıçalarına olan görevlerini devam ettiriyorlarmış. Tanrıçaları da Gwynver oluyor teknik olarak. Zırtta başka bir şey yazıyor mu? Başka bir şey yazmıyor. Burada da başka bir şey yazmıyor. Bonfire'a gideceğim ilk önce. İnsanlığımı geri kazanmam lazım. Humanity'm kalmamış hiç ya. Hep harcadık tabi. Mecbur kullanacağım bunu yani. Seviye atlayacağım ayrıca. Devam edelim. Bunlar çok gıcık ya. Mızraklı olanlar aç. Özellikle.
Şimdi buraya gidiyoruz. Burası bizi Anahol'e çıkarıyor. Gördüğünüz gibi. Önce yukarıdan devam edeceğim. Buradan da gidebilirsiniz, buradan da gidebilirsiniz ama buradan gitmek şu an daha mantıklı. Çünkü burada bizi bekleyen ekipmanlar var. Şöyle inelim. Buradan nereye? Burada, buraya. Buradan şöyle, aynen. Dragon Slayer Great Bow ve Dragon Slayer Arrow aldık. Bu ekipmanlar Silver Knight'ların kullandığı, bizi sürekli oklayıp duranların kullandığı ekipmanlar. Şuradan bunun kafaya ineceğiz. Ayrıca şunu öldüreceğiz. Ciddi misin? Sen ciddi misin? Demon Spear aldık. Saatlerce uğraştığım şeyi bu kadar kolay vermesine sinir mi olsam, sevinsem mi? Bilemedim ki yani. Hepsini okuyacağım tabii ki de. Otur aşağıya. Titanite Chunk aldık burada. Burada ayrıca bizi bir NPC bekliyor. Kendisiyle konuşabiliyoruz. Kendisi bir demirci. Bu demircinin özelliği, her demircinin kendisine ayrı bir özelliği var. Bunun özelliği boss silahlarını yapıyor olması. Şimdi konuşalım onunla. Sen kimsin? Silahlarını silah dövelim mi diyor yani. Konuşalım kendisiyle. Konuşmak iyi değil ama dövmek işte işte silah dövmekten bahsediyor. Konuşalım kendisiyle. Konuşmak iyi değilmiş. Konuşmak iyi değil. Herkes gitmiş. Bunlar basit şeyler zaten. Herkes gitmiş Anorlanda'daki bildiğiniz gibi. Hiç ama sen arkadaşsın. Sen konuşabilirsin. Ben konuşmam diyor. Son bir kez daha konuşacağım. Mutluymuş. Sanırım bu sohbetten mutlu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu demircinin bir özelliği daha var tabii ki de. O da silahlarımızı artı 5'ten artı 10'a çıkarıyor olması diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Pardon. İlk önce kor vermemiz lazım. Şu Large Ember falan verdik ya öbür demirciye. Buna da bir Ember vermemiz lazım. Şimdi. Ama Modify Equipment diyebiliyoruz.
Buradan gördüğünüz gibi boss silahlarını alabiliyoruz. Ayrıca Lightning Spear'ımızı normal Spear'a dönüştürebiliyor. Artı 10 yapıyormuş. Ve artı 5 yapıyormuş. Lanetli işte sopamızı kutsanmış sopaya dönüştürüyormuş. Pardon. Boss silahlarını dövmesi için de bir Ember'a ihtiyacı vardı galiba. Ne satıyormuş bu? Titanite Shard satıyor. Bundan alacağım ya. Şöyle 10 tane alsam yeter. Twinkling Titanite satıyor. Bu önemli. Ayrıca Large Titanite Shard satıyor ama bizde bundan bayağı var diye hatırlıyorum. Şimdi bir an önce geri gel diyor. İlk önce aldığımız ekipmanları okuyalım. Ne aldık? Havel's Great Shield almıştık. Bir de onda bir şey yazıyor mu? Bak, buraya geldiğim iyi oldu. Anladığım kadarıyla bu da diyor ki bu büyük kalkan efsanevi Havel Drakun kullandığı efsanevi büyük kalkanmış. Bu da aynı şekilde büyük bir taş parçasından düz kesilerek büyük bir taş parçasının düz kesilmiş formuymuş. Ayrıca büyü işlenmiş içine. Güçlü savunma sağlıyormuş ve çok ağırmış ve gerçek kutsal bir yadigarmış ejderha dişiyle birlikte. Bizde ikisi de var şu an. Sonra ne aldık? Dragon Slayer Great Bow, ejder katilinin büyük yayı. Hawkeye Gouk'a öğretmiş. Gouk ya da nasıl okunuyorsa. Hawkeye Gouk Gwyn'in 4 şövalyesinden birisiymiş. Bu yayın alışılmadık boyutu kullanılmasını zorlaştırıyormuş ve kullanmak için yere sabitlemek gerekiyormuş. Ateş ettiğimiz zaman, ok fırlattığımız zaman yere sabitlemek gerekiyormuş. Ve sadece özel büyük oklarla birlikte kullanılıyormuş. Ve Demon Spear almıştık. Anlaşılan bu silah, bu mızrak. Bu mızrağı kullanan demonlar, şeytanlar yoldaşlarının kemiklerini birleştirerek bu mızrağı oluşturmuşlar. Ayrıca bu işte ince küçük Batwing yarasa kanatlı şeytanlar tarafından kullanılıyormuş. Bu silahı kullanan işte kaos demonları, kaos şeytanları asıl kaos demonların kullandıklarından farklıymış. Anor demonlar sanırım gerçek kaos demonlarından farklı bir silah kullanıyormuş. Ve bu mızraklara yıldırım hasarı iliştirilmiş, yıldırım elementi iliştirilmiş. Öyle bir şey diyor. Başka var mı? Başka var mı?
Hepsini okudum herhalde ya burada. Sonra ne almıştık? Ok almıştık bir de. Dragon Slayer Arrow. Dev ejderha avında kullanılan oklar. Demir mızrakları de aslında demir mızraklarmış herhalde bunlar. Hawkeye Gok tarafından kullanılmış. Hawkeye Gok. Hawkeye Gok ve onun ejderha katilleri Dragon Slayer'ları tarafından kullanılmış. İnsan işte etini, insan derisini kolaylıkla delip geçebiliyormuş. Ayrıca ejderha katili okları Dragon Slayer Arrow'lar yalnızca Dragon Slayer Great Bow ile kullanılıyormuş ve geniş arenalarda, geniş alanlarda kullanılması gerekiyormuş. Yani teknik olarak öyle. Böylece Gwyn'in 4 şövalyesinden ikincisini de öğrenmiş olduk. Hawkeye Gok'muş adı. Şahin gözlü Gok. Devam edebiliriz. Ha pardon. Forge I can, strong I am. Şimdi bu bize Giant Halberd veriyor. Şu kapıda öldürdüğümüz devler vardı ya, dev mi şey giymişler, zırh giyen. Giant Halberd, Anorlondo'daki dev sentinellerin kullandığı bu büyük halberd pirinçten yapılmaymış. Buradaki pirinçten kastı herhalde şey, şu bakır neydi pirinç ya? Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismiymiş. Baktım. Unutmuştum çünkü ne olduğunu. Burada bir işte malzemeden bahsediyor bize tabii ki de. Bu pirinç içerisinde yıldırım barındırıyormuş ama bu halberd tabii ki de dev sentinelleri için dizayn edildiği için onu kullanmak imkansızmış. İmkansız demiş pardon. Onun ağırlığı işte çok fazlaymış. Kaldırılamaz seviyedeymiş. Giant Shield, bu büyük kalkan bronzdan ve markazitten yapılmaymış. Anorlondo'nun dev sentinelleri tarafından kullanılmış. Markazit ya da beyaz demir fiziki hasarlara karşı efektifmiş. Fiziki ve fiziki olmayan hasarlara karşı efektifmiş galiba. Ama bu kalkan devler için dizayn edildiği için ağırlığı çok fazlaymış. Kaldıramayacağımız derecede. Burada yine Dragon Slayer Arrow var. Ayrıca Moonlight Arrow var. Bu oklar Dark Sun Gwyndolin'in Covenant'ına katılanlara bahşediliyormuş, veriliyormuş. Ayrıca sanırım bu Gwyndolin denen kişi de Lord Gwyn'in son doğan evladıymış, çocuğuymuş. Moonlight okları, Moonlight Arrow'lar gümüş renkte parlarmış ve büyü hasarı verilmiş. Böylece Lord Gwyn ve onun çocukları hakkında daha bir bilgi daha öğrendik. Kara Güneş Gwyndolin, Dark Sun Gwyndolin. Güzel. Standard Oak, Feather Oak,
tüy oku. Bu da lightning bolt, yıldırım arbalet okları. Anor Londo'daki dev demirci tarafından üretilen özel yıldırım işlenmiş, içerisine yıldırım işlenmiş arbalet oklarıymış. Dev demirci daha önce hiç arbalet görmemiş ama antik bir savaşçıdan gelen istek doğrultusunda arbalet okunun özelliklerini hatırlıyormuş. O şekilde yapmış bunları herhalde. Aynı şekilde Giant Helm, Giant Armor, işte Giant'ların, Giant Sentinel'lerin, dev sentinellerin kullandığı zırhlar bunlar herhalde. Aynen, Anor Londo'daki dev sentinellerin kullandığı miğfer. Bu da aynı şekilde antik pirinçten yapılmış. Fizikal olmayan saldırılara karşı da savunma sağlıyormuş. Ama dev kalıbından dolayı çok ağırmış ve insanlar için kullanmasız işte çok ağırmış. Sanırım enerji yenilenmesini azaltıyormuş galiba. Emin değilim, bakmam lazım. Ben de yeni şeyler öğreniyorum bu oyun sayesinde. Aynen. Engelliyormuş enerji yenilenmesini. Aynı şekilde aynı şeyler yazıyor. Aynı şeyler yazıyor. Güzel. Geri geleceğim dostum, merak etme. Buradan nereye geldik? İşte karşı taraftan gelmiştik zaten. Bu şekilde devam ediyoruz. Orada ne görüyorum? Parlak bir işaret. Ama onu şu an çağırmayacağım tabii ki de. Siyah göz bebeği bir şeyler oluyormuş işte. Titriyormuş galiba. Bunu öldürmenin en kolay yolu, şöyle geri geleceğiz. O da bize gelecek. İkisini birbirinden ayırmaya özen göstereceğiz. Ama bunlar dışarıdaki sentinellerden farklı olarak canlarını yenilebiliyorlar. O yüzden dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Ama benim Great Sword'umdan kaçamazlar.
Gördüğünüz gibi orada bir boss arenası var. Neyse. Bir şey söylemeyeceğim. Bunlar ayrıca klerik. Gördüğünüz gibi. Miracle yapıyorlar. Mucize kullanıyorlar yani. Zaten canını da o şekilde yeniledi. Bunlar neden diğer sentinellerden farklı? Onu da birazdan görürüz. Çok vuruyorlar ama. Kalkanına geldi, iyi mi? Hayır ya. Siyah göz bebeğinin bize bir şeyler işte hissettirdiğini söyledi demin. Ya da biz bir şey hissettik çünkü siyah göz titriyordu, bir şey yapıyordu. Ne yaptığını tam hatırlamıyorum. Ne diyordu bize siyah göz hatırlarsanız? Bu siyah göz Anor Londo'yu her zaman izliyor falan diyordu. Buraya geldiğimizde de siyah göz bize bir işaret verdi. Yani Firekeeper'ın ruhunu almak istiyorsak şu an tam zamanı. Kullanalım ve Firekeeper'ın katiliyle yüzleşelim o zaman. İntikam ruhu olarak katilin dünyasını istila ediyoruz. Lothric. Lothric kimdi? Hatırlarsanız Awakening ilk Undead Church'teki uyanış çanını çaldığımız sırada zindandan kurtardığımız Şövalye Lothric'ti. Demek sensin ha Firekeeper'ı öldüren. Ne istedin zavallı kızın hayatından? Bir saniye ya. Bende de hiç şey yok ki kılıcıma süreyim. Neyse. Üç yoldaşıyla birlikte duruyor. Burada en önemlisi büyücüyü önce öldürmek. Şu an var ya kalbim nasıl atıyor size söyleyeyim mi? Güm 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 güm. Ölüyordum. Ölüyordum.
Neyse ki ölmedim. Size bir tarifi uygulayacağım şimdi ben. Aklınız hayaliniz şaşacak. Harika. Şerefsiz seni. Nasıl öldürürsün Firekeeper'ı? İşte bu kadar arkadaşlar. Bunların bunların hakkından böyle geliyoruz. 5 humanity aldık ve Ring of Power and Protection aldık. Bu yüzük çok değerli bir yüzük. Oyundaki en iyi yüzüklerden birisi. Onu daha erken de alabilirdik. Firekeeper'ın orada Lothric'i öldürerek de bu yüzüğü alabilirdik. Ama nereden bilecektik ki onun Firekeeper'ı öldüreceğini? En azından oyunu ilk kez oynamıyorsanız bunu bilmeniz imkansızdı. Ben de bilmiyordum ve Firekeeper ölmüştü. Ama gördüğünüz gibi yüzüğü almayı başardım ve kullanacağım büyük ihtimalle. Ama bu yüzüğün bir şeyi var, kötü yanı. Bu yüzüğü çıkarırsak kırılıyor. Yani bir kere takacağız ve sürekli takılı kalacak. Ama ona değer bir yüzük olduğunu da göreceksiniz. Şimdi açıklamasını okuyayım. Ring of Power and Protection. Bu yüzük iyiliği ve savunuculuğu, koruyuculuğu sembolize ediyormuş. Ve bu ilkelerde Tanrıça Fina'ya aitmiş sanırım. Yani Tanrıça Fina bu ilkeleri benimsiyormuş galiba. Ona inanan kişiler herhalde. Ayrıca Tanrıça Fina efsanelerde can alıcı güzelliğiyle sahip olduğu can alıcı güzelliğiyle biliniyormuş. Bu yüzüğü kullananlar can, stamina ve equipment load, yani taşıyabileceğimiz ekipmanın sınırını arttırıyormuş. Fakat çıkarırsak kırılıyor bu yüzük. O yüzden bir kere giydik mi oyun boyunca kullanmamız gereken bir yüzük. O yüzden kullanmadan önce iyi düşünmenizi tercih ederim. Tavsiye ederim. Tercih ederim de tavsiye ederim. Ben kullanacağım ama şu an Ring of Steel Protection kullanıyorum. O bize defans ve fizikal saldırı bonusu veriyordu. Aslında bu yüzük de güzel ama bu yüzüğün bize sağladığı fazladan can, stamina ve ağırlık taşıma sınırı bayağı değerli aslında. Ama bunun sıkıntısı da kırılıyor olması ya. O yüzden şu an kullanmayacağım bu yüzüğü. Belki daha sonra kullanırım. Şu an kullanmayacağım. Zaten şu an Havel'in yüzüğü sayesinde takla atabilecek ağırlıktayım. O yüzüğü kullanmayacağım şu an. Boss'a gidiyoruz. Ama boss'a gitmeden önce şu kapıyı açalım. Bu kapı bizi Anor London'un başına çıkarıyor. Gördüğünüz gibi iki tane dev sentinel. Geldiğimiz yol yani.
Şimdi gidip Soler'i çağıracağım. Burada yardımcı çağıracağım tabii ki de. Çünkü Soler'in hikayesiyle ilgili olduğu için. Şövalye Soler, gel bakalım. Ayrıca burada ihtiyacımız olur ya. Şövalye Soler. Burada bir kayıt alayım ben. Şu an ne düşünüyorum biliyor musunuz? Acaba silahımı değiştirsem mi diye düşünüyorum. Broadsword'a bir dönsem mi diye düşünüyorum. Neyse ya. Gidelim. Umarım hallederim. Umarım başarılı olurum. Geldiler. Dragon Slayer Ornstein ve Executioner Smoke. Burada ilk öldüreceğiniz boss hayati önem taşıyor. Ben ilk Executioner Smoke'u öldüreceğim. Sebebini daha sonra açıklarım. Soler, cidden öldürdün mü sen onu? Şaka mısın oğlum ya? Soler'e bak sen ya. Lan dur. Yavrum benim. Atıyor yıldırımlarını. Beklemiyordum bunu. Ya oğlum şaka mısın? Aferin, vur oğlum. Oha. Geber ya. Yani Soler. Aferin de.
Neyse, teşekkür ediyorum Soler'cim. Büyük yardımın dokundu, büyük hem de. Nasıl kestin sen onun steğini tek başına? Neden ilk önce Smaug'u kesmek istediğimin sebebini açıklayayım. En son kestiğiniz boss'un ekipmanlarını alıyorsunuz. Ben Ornstein'in mızrağını almak istemiştim. O yüzden ilk önce Smaug'u keserseniz Ornstein onun ruhunu sömürüyor galiba. İşte enerjisini sömürüyor ve tekrar nasıl diyeyim, daha güçlü oluyor, güçleniyor. Ve Ornstein'i öldürdüğünüz zaman da onun ruhunu alıp işte boss silahını alıyorsunuz. Ama çok önemli değil, o fark etmez ya, hangisini kestiğinizin çok da bir önemi yok. Benim şaşırdığım konu Ornstein'in, yani Soler'in nasıl onu tek başına kestiği. İlginç doğrusu. Yani bir kere önce vursam kesmiştim şeyi, Smog'u. Neyse. Güzeldi ölmeden bu boss'u kesmem. O ikisiyle de tek başınıza savaşmak biraz zorlu oluyor. Nasıl savaşacağınızı bilmiyorsanız tabii ki de. Yani ben ilk oynadığımda yani bir 5-10 kere ölmüştüm onu kesmek için. Ben bayağı uğraşmıştım yani. Denemediğim silah kalmamıştı. Ama sonra öğreniyorsunuz nasıl keseceğinizi. Smoke genelde şu charge saldırısını yaptığı zaman, size koşarak saldırmaya başladığı zaman ondan uzak duruyorsunuz ve Ornstein'e odaklanıyorsunuz. Değişik yöntemleri var ya. Kullandığınız silah da önemli tabii ki de. Bu boss'ta ağır silah kullanmanızı önermiyorum. Bunun gibi. Çünkü vuruşlar çok yavaş ve bu boss'lara hızlı hızlı vurmanız gerekiyor. Neyse. Açıklamam daha bir saat sürerdi. Gerek yok. Kestik, oldu, bitti işte. Lord Gwyn, Lord of the Sunlight. Gün Işığı Lord'u Gwyn. Gün Işığı Prensesi. Tanrıçası daha doğrusu. Gwynver. Ve burada da boş bir sütun var. Hatırlarsanız Lord Gwyn'in tarihten silinen bir çocuğu daha vardı. Bu da onu sembolize ediyor ama gördüğünüz gibi heykeli yok. Onun hakkında bilgiler de edinebiliriz belki. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi harika bir yere gidiyoruz. Ama oraya gitmeden önce burada bizi bir ekipman bekliyor. Bunlar Lothric'in ekipmanları. Hazır buradayken de şu ruhları okuyalım. Aldığımız ekipmanları ayrıca. Nerede abi? Aşağıda kaldı. Atladım. Smog'un ruhunu aldık biz. Size neden Ornstein'i istediğimi de açıklayayım. Neden Ornstein'i öldürmek istediğimi. Ornstein, Lord Gwyn'in 4 şövalyesinden birisi. Hatırlarsanız Artorias da Abyss Walker. Haukai Gok, ya da nasıl okunuyorsa Gok'tur herhalde. Ve Dragon Slayer Ornstein. Bir tane daha var ama onu hiç öğrenmedik tabii ki de. Henüz öğrenmedik onu. Onu da daha sonra öğreneceğiz. İşte o Ornstein'in ruhunu istememin bir diğer sebebi de oydu yani. Neyse, Smaug'un ruhunu okuyalım. Beyefendinin. Cellat Smaug'un ruhu. Terk edilmiş şehir Anor London'un katedralini koruyan kişiymiş kendisi.
Alttaki kısım klasik ruh açıklamalarından biri işte. Özel varlıkların özel ruhu olur kısmı. Bu arada Ornstein'in ruhuna da bakabilirim internetten daha sonra. Şu an değil, önümüzdeki bölümün başında Ornstein'in ruhunu özel olarak okuyabilirim. Çünkü onda oyunun hikayesiyle ilgili önemli açıklamalar var. Şimdi zırh aldık. Helm of Favor, iyilik miğferi. Yani isimler ve kişilik uymuyor. Katil herif. Zırha yakından bakarsanız birisi sarılıyormuş gibi, arkadan birisi sarılıyormuş gibi bir dizaynı var zırhın. O yüzden Lothric the Embraced, yani kucaklanmış Lothric şeklinde sarılınmış. İşte sarılınmış, kucaklanmış Lothric'in miğferi. Ayrıca bu miğfer Tanrıça Fina'nın aşkını temsil ediyormuş. Yalnızlığı sırasında Lothric her şeyi terk etmiş. Çünkü Tanrıçasının ona aşık olduğuna inanıyormuş. Sanırım Tanrıçası için her şeyi terk etmiş. Gördüğünüz gibi Tanrıçasının kolları onu çevreliyor, sarıyor. Sanki kucaklıyormuşçasına. Zırhı giyeni kucaklıyormuşçasına. Bunlarda da aynı şeyler yazıyor. Başka bir şey yok sanırım. Bunu almıştık bir de. Souvenir of Reprisal, kana bulanmış kesik kulak. Bu ganimet suçluları cezalandırdıktan ve onları dize getirdikten sonra alınıyormuş. Blade of the Dark Moon diye çağrılan şövalyeler tanrılarına karşı işlenen suçları cezalandırırken bu kulakları kanıt olarak başardıkları şeyin kanıdı olarak alıyorlarmış ve bu kulaksız cesetler diğerlerine uyarı olarak geride bırakılıyormuş. Tanrı bu yaptıkları da işte tanrılarına olan korkuları ve saygılarını gösteriyormuş. Ayrıca bu Dark Sun'ın sonsuza kadar işte sonsuz yetkisiymiş, emriymiş yani. Dark Sun kimdi? Gwyndolin'di. Hatırladığınız gibi bir ekipmanda okumuştuk Gwyndolin'i. Lord Gwyn'in son çocuğuydu. Devam edebiliriz. Lit.
journeyed far and overcome much, chosen undead. Come hither, child. Tabii ki de. Diz çök diyor bize. Çökeriz. Oh, chosen undead, I am Guinevere, daughter of Lord Gwyn and queen of sunlight. Since the day father his wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. Kendisini tanıttı. Lord Gwyn'in kızı, gün ışığı tanrıçası olduğu, gün ışığı tanrıçası Guinevere olduğunu ve babası gittiğinden beri bizi burada beklediğini söylüyor kendisi. Lord Whistle'ın gücü sayesinde bonfire'lar arasında geçiş yapabiliyormuşuz. Işınlanıyoruz yani, ama belli bonfire'lara. Teşekkür ediyorum. And beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Lord Gwyn'in görevini üstlen ve ateşi, işte link the fire diyor bize, ateşi bağla diyor. Böylece karanlığı def edeceğiz ve undeadlerin üzerindeki bu talihsiz döngüyü de kırmış olacağız falan diye bir şey söylüyor kendisi. Buna yakın bir şeyler söylüyor, tam odaklanamamıştım da. Devam edelim. Bize bir Covenant'a katılmayı izni veriyor. Seçilmiş ölümsüz. Evet, uzun seyahat ettim valla. Enter Covenant, tabii ki de. Ring of the Sun Princess. Hereafter I, Guinevere, shall serveth as thine guardian. If thou so needest, I shall devote all to thine safety. May thou be one with the sunlight forevermore. Ya, hanımefendiciğim, lütfen normal bir İngilizce konuşun diye. Ona işte hizmet edeceğimizi falan ve onun biz kendisinin koruması altında olduğumuzu ve bizim de onu koruyacağımızı falan bir şeyler söyledi. Ona inandığımızı söyledi galiba. Onun da bize inandığını herhalde. Neyse, çok takılmıyorum bu konulara. O çok önemli değil zaten. Yani buraları unutabilirsiniz bile. Yanlış çevirmiş bile olabilirim yani. Aynı şeyleri tekrarlıyor. We had felt the warmth of fire, its radiance and the life it sustained without. Yeni bir şeyler söyledi, tekrar edeceğim. Please, father's role thou should assume, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Aynı şeyler. Primordial serpent shall guideth thee. Kingseeker Front bize yol gösterecekmiş. Aynı şeyleri tekrarladı büyük ihtimalle. Ben hızlıca geçtim ama. Aynen, aynı şeyleri tekrar ediyor. Gidiyorum prensesim. Tanrıça artık neysen. Evet. Gün ışığıyla birlikte ol, sürekli diyor. Olacağım, ne demek? Yani bununla ilgili bir şey de var da onu sonra açıklarım. Bilen biliyordur, bilmeyenler için de spoiler olmasın. Sonra açıklarım size. Yani böylece Guinevere'le de tanışmış olduk. Bu tanıştığımız ilk
tanrıydı bu arada. Lord Gwyn'in çocuğu. Güneşi tanrıçası Guinevere. Kendisinin Covenant'ına katılmak bir onurdu tabii ki de. Şimdi. Bölümü burada bitiriyorum. Lord Vessel'ı da aldık. Bence gayet güzel bir bölümdü. Gayet başarılı bir bölümdü. En azından Demon Titanite'ı saymazsak. Onun dışında gayet iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki bölüme Ornstein'in açıklamasıyla başlayacağım. O yüzden takipte kalın ya. Yani bilgiler öğrenmek güzel. Tabii ki de internetten açıp kolayca öğrenebiliriz bunları ama bu şekilde oyun oynayarak, ilerleyerek öğrenmek daha güzel. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.